Yedi çentik olunca Yiğit gelecek. Gelecek. İki gün kalacak, gidecek ama sonra daimi velayet alacağız. Şüphen olmasın. Yok zaten. Ben Yiğit'in yastığına sarılacağım biraz. Kokusunu şimdiden çok özledim. Gir haydi. Sen burada kalacaksın. İçeri girersen Berra'yı görüp dellenirim. Elimden bir kaza çıkmasın. Eve git istersen. Seni onunla yalnız bırakmam. Ben buradayım. Sen gir. Benim için de çek Yiğit'in kokusunu içine. Hayır. Yer nefesi al, konağa gel. Konsacaklarım var abim. Esma ablayı da mı çağırmışlar? Esma ne alaka? Bilmiyorum ki.
Geçin, geçin. Yengem ne oluyor? Hesaptan yük yengem, gir gir. Selamun aleyküm. Ve aleyküm selam. Nasıl koçum? Eyvallah abi. Geçmiş olsun. Sağ olun. Tekrar teşekkür ederim şahitliğiniz için. Abi, hayır mıdır sabah sabah topladın bizi buraya? Yüzünü görseydik toplanmazdık o sabahın körüne buraya. Abi yine başlayacaksan. Ula sus. Bir kere de abini dinle. Dinle. Geç bakayım otur böyle. Gel sen böyle. Gel abi böyle. Geç başım sen otur oraya. Otur ula otur. Esma. Kızım de bakayım şimdi bana. Nefes bacım oğlunun velayetini neden kaybetti? Geçici abi. Geçici velayetini kaybetti. Ula neyse ney. Cevap ver Esma. Tahir'le yaşadığı gayri ahlaki hayat iddiaları yüzünden kaybetti enişte. Ha bir de uçurum meselesi var tabii. Hadi buyur. İyi de bu iddiaların hepsi yalan. He? Satılmış babanın yalanı. Biz biliyoruz yalan olduğunu. Ama mahkemede bunu böyle söylemek işe yaramaz Nefes. Yavaş. Biz neyi yanlış yapıyormuşuz da işe yaramıyormuş? Ula deli. Sen kime meydan okuyorsun? Ha gitmişsin daha geçen Davut dayının oraya inletmişsin ortalığı. Herkes sizi konuşar. Ayrılmışsın kızın peşinden Nefes bacım. Sen de kusuruma bakma. Oğlum. Bak sen ha bu kızın peşinde olduğun sürece. Osman babada kaldığın sürece. Ya kız oğlunu kaybedecek oğlunu. Abi bence sen o konuyu hiç konuşma. Bak aklıma geldikçe damarım oynar. La kaç defa söyleyeceğim ya. Sizin canınız emniyeti olduğunda ha benim ne Nefes bacımla ne de onun oğluyla bir sorunum yok da. Oğlum bak ben yiğidi zamanında verdim. Sen verme diye konuşayım sana. Haklı. Seni yüzünden alacaklar Yiğit'i Nefes'ten. Şimdi siz diyorsunuz ki Nefes'ten uzak dur. Osman Hoca'da kalma öyle mi? He. Tam da onu deriz. He işte çok boş konuşuyorsunuz. Tahir. Bence haklılar. Nereden haklı ya bunların? Zaten o çocuk o şerefsizin yanında bir hafta ne edecek diye düşünürken delireceğim. Bir de seni yalnız bırakayım Nefes. Berrak sana ne halt edecek diye düşünmekten delireyim. Oldu mu? Ha yeter artık. Otur şuraya. Gayri ahlaki hayat iddialarını ciddiye aldı hakim. Vedat'ın eline koz mu vereceksin? Ya Yiğit için Nefes'ten ya Nefes için Yiğit'ten vazgeçeyim istiyorsunuz. Başlarım ben böyle işin ahlakına da, Vedat'ına da, hayatına da. Siz benden canımı isteyin daha iyi. Tahir. Sen de unutacaksın. Ben senden uzak durmayırım kızım. Uşağın peşinden gitsene. Siya. Nefes. Bacım. Bak ben sağ ister kaç kurtul, ister kal boğul dedim ama bu böyle olmaz. Bak. Bu deli seni bırakmaysa sen onu bırakacaksın. Ben bir lavaboya gideyim.
Abi iyi misin? Abi deli deli bakarsın yine. Kesin bu delilik edecek. Aynı evde nikahsız kalan bir kadınla bir adamın adı iyi anılmaz. Saniye Hanım, Tahir'in bizim evde kalmasının sebebi... Neyse ne. Aa, oğluma anlatma. Ben oğlumun harama uçkur çözmeyeceğini de bilirim. Bir kadının muhtaçlığından faydalanmayacağını da bilirim. Ben oğlumun ahlakına sonuna kadar güvenirim. Ama benimkine güvenmiyorsunuz. Sen bana onun kadın olmayacağına söz verdin. Onun için sana da güvendim. Ama bak, sonunda benim lafıma geldiniz. Siz birlikte ortalıkta dolandıkça ne köylü razı olacak ne kanun. Eğer oğlunu geri istiysen, Tahir'in sana yakınlaşmasına izin ver. Sözünü de tut. Biz kötü bir şey yapmıyoruz ki. Niye kimse bize inanmıyor? Niye oğlumun vebalini bile bize yüklüyorlar? Adı Berrak Yılmaz. Çocukluktan beri Amerika'da yaşıyormuş. O yüzden parmak izi dijital verilerde hemen çıkmamış. Bizim gurbet kuşu Amerika kuşu çıktı, iyi mi? Yuh! Abi baba adına bak. Necip. Bu bildiğimiz Necip mi? Hayda. Berrak Necip'in kızı mıymış? Necip'in ailesini bilmiyor muydun? Yani sen Vedat'layken bacım. Yok. Bir ailesi olduğunu bile bilmiyordum. Ama Vedat yılda iki kez Amerika'ya giderdi. İş için derdi. Acaba... Onları görmeye gidiyordur. Bir dakika, bir dakika. Berrak bana babam annemi vurdu demişti. O zaman Necip... Karısını mı vurmuş şerefsiz? Hah. Siz bana hala nefesi bırak deyin. Vedat'ın köpeğinin kızıyla bırakırım ben nefesi. Oldu. Buyur Selçuk. Ulan seni sağ bırakan... Seni sağ kaldığına pişman etmez miyim lan ben? Hayır. Korkuyorum, ne oldu? Vedat otelden çıkmış. Ne? Valizleri toplamış, yiğidi de almış gitmiş. Telefonu kapalı. Ehsan'ın telefonu da kapalı. O gurbet kuşunun günü bu kadarmış. Babasıyla sahibi nerede şimdi hesap verecek? Yürü. Sen gazla, biz otele gidelim hadi.
Selamünaleyküm. Aleykümselam Tahir'im. Bu bizim evdeki kızı gördün mü bugün? Sabah sizden sonra çıktı, medreseye gidiyorum dedi. Oradadır. Eyvallah. Hocam Berrak nerede? Evde değil mi? Biz evden çıktıktan sonra medreseye gelmiş. Polisler öyle söyledi. Yok kızım, ben sabah namazından beri buradayım. Gelmedim. Bak bak bak. Ayrı ayrı yollara sapmışlar. Takibi zorlaştıracak şerefsiz. Abi bundan sonra yoklar. Kamera sokaklara girmişler. Ben böyle işim tam. Ne buldun abi? Takip yok Tahir. Ben aramaya devam edeceğim. Ama fazla umutlanmayın. Mobeselerden iş çıkmadı. Yiğit'i aldı, piyanonu çekti, defolup gitti. Haydi şimdi ara bul. Ula kafayı oynat. Esma abla, savcılığa gidelim. Arama emri çıkarsınlar, bulsunlar. Çıkartamayız. Kanunla ters bir şey yapmadı. Nasıl yapmadı ya? Oğlumu kaçırdı. Haftaya sana teslim etmesi gereken güne kadar Yiğit'i yurt içinde istediği her yere götürebilir. Eğer getirmezse o zaman bir arama emri çıkartıp ülkenin dört bir yanında aratırız. Ama şu an kanunen yapabileceğimiz hiçbir şey yok. Ula bir hafta elimiz kolumuz bağlı bekleyeceğiz mi yani? Ya getirmezse? Velayet davası onun lehine ilerliyor. Çocuğu getirmezse velayeti kaybeder. Böyle aptalca bir hata yapar mı sence? Hata yapmıyor. Oyun oynuyor. En iyi yaptığı şey. Sinirlerimi bozmaya, benim hata yapmamı sağlamaya çalışıyor. Ya nereden biliyorsun? Biliyorum. 8 senedir onun kafasının nasıl çalıştığını öğrendim ben. Şimdi de o öğrendiklerini unut. Beni ayar etme. Hey uşağım, kudurma atarım seni dışarı. Tahir sen benimle bir gelsene. Vedat Yiğit'i getirecek. O oyununu yarım bırakmaz. Oyunu daimi velayete almak. Ya nasıl bu kadar eminsin? Çünkü o beni istiyor. İsteyemez. Almak şöyle dursun, o herif seni isteyemez bile. Aklından geçiremez, hayalini bile kuramaz. Tahir sakin. Yok. Yok olan ayrı. Olman lazım. Çünkü hiç hoşuna gitmeyecek bir şey söyleyeceğim. Nefes etme. Ben bu daimi velayeti alana kadar biz hiç görüşmeyeceğiz. Nefes. Berrak gitti zaten. Benim için bir tehlike kalmadı. Bu gayri ahlaki hayat olayı için Vedat'a koz vermeyeceğiz. Görüşmeyeceğiz Tahir. Yiğit yok. Gelip gelmeyeceği belli değil. Sen yoksun. Nefes, ölürüm. Tahir, oğlumuz için. Ellerim ne tutarım da gök üstüne yıkılsa yara. Sevda selametuk belaya da ah demetuk yanmaya yemin ettuk yanarsak da nasip deyip susmaya. Ellerimle
selamet duk belaya da ah deme duk yanmaya yemin et duk yanarsak da nasip deyip susmaya. Gözleri kahur yârim, hasreti ağır yârim. Sen bana emanetsin, kaderi sağır yârim. Gözleri kahur yârim, hasreti ağır yârim. Sen bana emanetsin, gel gözüme su yârim. Esma abla, hadi ben hazırım. Oğlumu almaya gidelim. Gelecek nefes. Sana teslim saatine kadar otele getirecek Yiğit'i. Esma abla, içim sıkılıyor. Buram daralıyor. Mazluma inşirah var kızım. Zalimler düşünsün. İnşirah ne hocam? Bir sure. Diyor ki, senin için bağrını açmadık mı? İndirmedik mi senden o yükünü? O sırtında gıcırdamakta olan ve sana eziyet eden yükünü. Senin şanını yüceltmedik mi? Demek ki zorlukla beraber bir kolaylık var. Evet. O zorlukla beraber bir kolaylık var. O halde boş kaldığında yine kalk ve yorul. Ve ancak Rabbinden ümit et. Hep ona doğrul. Ben zaten hep ondan ümit ediyorum. Okuyabilir miyim? Peki. Benim ardımdan tekrar et kızım. İyi günler. Nefes zorlu. Benim. Biz sosyal hizmetlerden geliyoruz. Ben Canan Atakan, arkadaşım Sezai Mutlu. Girebilir miyiz? Bugün benim oğlumu görme günüm. Biz de tam çıkıyorduk. Uzun sürmez. Biz de Yiğit'in velayet davası için onun yaşadığı ortamı görmeye ve mahkemeye görüşümüzü bildirmek için geldik. Girebilir miyiz? Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ben Nefes'in avukatıyım Esma Hopalı. Buyurun. Bu
Buyurun. Hoş geldiniz. Buyurun, buyurun oturun. Hoş bulduk amca. Hoş bulduk amca. Nefes Hanım, burada kiracı mısınız yoksa ev sizin mi? Nefes benim kızım sayılır. Bu evde onun evi sayılır. Evsizsiniz ve buraya sığındığınız gibi bir ifade vardı davacının dilekçesinde. Doğru o zaman. Kızlar baba ocağında sığıntı değil, baş tacıdır hanım kızım. Siz kimsiniz peki? Osman Hopalı, benim amcam olur. Aynı zamanda buradaki caminin imamı. Bir geliriniz var mı? Ben Esma ablanın yanında çalışmaya başladım. Ne kadar oldu peki? Bir ay da olmadı henüz. Yiğit özel okulda okuyormuş. Parasını nasıl ödediniz? Konu nasıl ödendiği değil, ödendiği. Tutanağı Yiğit'in eğitim hayatının annesi tarafından en iyi şekilde gözetildiği geçsin lütfen. Davalının bize vermiş olduğu bilgiye göre Nefes Hanım'ın çocuğunu özel okulda okutacak durumu yokmuş. Ama parasını Tahir Kalel ödemiş. İnsanlar birbirlerine yardım ederler hanımefendi. Vallahi Tahir Bey seneye de yardım eder mi bilemediğimiz için bunları sormam lazım avukat hanım. Yiğit'in odasını göreyim. Tabii. Biraz rutubet var galiba. Devamlı havalandırıyoruz. Yiğit, bu rutubetli oda da uyuyor öyle mi? Evet. Peki siz? Ben de burada. Bırakın ayrı odayı. Ayrı yatağı bile yok Yiğit'in. Öyle mi? Olacak. Ben yeni işe başladığım için bir süre böyle idare etmemiz lazım. Çıkalım Sezai Bey. Size iyi günler. Size de hayırlı günler. İyi günler. İyi günler. Olumsuz rapor yazacaklar. Biz çıkmadan inşire okuyabilir miyiz yine? Hoş geldiniz. Geçen hafta otelinizden ayrılan Vedat Sayar'ın geri gelip gelmediğini öğrenebilir miyiz? Bakalım. Gelmedi hanımefendi. Bacım, iyi misin? Oyun değildi yani. Gerçekten götürdün mü oğlumu? Derhal savcılığa gidiyoruz. Vedat'tan. Nefes'im kusura bakma, yeni evimin adresini vermeyi unutmuşum. Malum Yiğit'in yaşam şartları için ev ve oda önemli. Göndereceğim adresten Yiğit'i gelip alabilirsin. Vaktin varsa bir kahve de içeriz. Oğlum götürmemiş. Haklıymışım. Oyun peşindeymiş yine pislik. Thank you.
Çocuk uyanmasın. Hoş geldin yenge. Bana yenge deme. Oğlumu almaya geldi. Git haber ver. Altın kafes dedikleri bu olsa gerek. Olmaz. Vedat Bey'in kesin emri var. Başlatma Vedat Bey'ine. Necip abicim, ya köşeye kadar yarışıp geleceğiz diyorum. Kaçacak değiliz ya. Yapma yenge. Hepimiz seni biliyoruz. Kapıyı açtığım an kaçarsınız. Koşturma bizi yine peşine. Buyurun. Anneciğim, hadi evin etrafında yarışalım, olur mu? Oğlum bir altın kafesten kurtuldu. Birine daha mahkum etmeyeceğim. Hoş geldiniz. Evin adresini bulman zor olmadı umarım karıcığım. Oğlumu getir. Yiğit'i teslim etme süremin dolmasına daha 20 dakika var. Kanunen bana tanınan bu hakkı son dakikasına kadar kullanabilirim, öyle değil mi? Avukat Esma Hanım. Avukat Hanım'a soruyorsanız evet. Esma'ya soruyorsan Allah belanı versin. Ver çocuğu gidelim, doldurmayayım süreni. Ben vaktimi sizin gibi kaba insanlarla değil, oğlumla geçireceğim müsaadenizle. Süre dolunca getir. Vedat. Beni böyle ufak oyunlarla yenemezsin. Oyun mu? Sen yine ne hayaller kuruyorsun acaba Nefes? Oğlumu kaçırdığını düşünmemi sağladın. Beni 7 gün... çaresiz, belirsizlik içinde bırakabileceğini sandın. Ama ben bunun senin hasta beyninin bir oyunu olduğunu biliyordum. Neden bu kadar emindim, duymak ister misin? Çünkü ben 8 yıl boyunca bir şeytanla... cehennemde köşe kapmaca oynadım. Bu şeytanın saklandığı delikleri o kadar iyi biliyorum ki. Seni o kadar iyi tanıyorum ki. O yüzden sakın beni hafife alma.
zaman hafife almadım nefes. Hiçbir zaman. Yiğit'i getir hemen. Ne oldu dışarıda? Ben bu kadını istiyorum Eşen. Dışarıda bana nasıl diklendiğini bir görsen. İşte bu yüzden olmuyor. Sen nefese boyun eğdiremiyorsun. Bak ikinizden biri yok olmadan önce senin durman lazım. Nefes bana gelince dururum. Ama bir an önce şu gayri ahlaki yaşantıyı ispat etmem şart. Bir sonraki duruşmada bu iş bitecek. Çok sıkıldım artık. Ne planlıyorsun? Bilmiyorum. Ama tek bildiğim bir şey var. O da bu işten çok sıkıldım. Bu iş bir an önce bitecek. Oğlum gel bakalım. Hadi gel annene gidiyoruz. Gel. Özledim anlıyor musun? Ben de seni. Senin neyin var bir tanem? Gidelim mi buradan? Oğlumun neyi var? Yiğit bütün ısrarlarımıza rağmen bir haftadır yemek yemiyor. Sadece süt içti. Birkaç gün daha bir şey yemezse hastaneye yatıralım dedi doktor, değil mi Yiğit? Benim oğlumu aç mı bıraktın? Oğlum aç dururken sen buraya saklanıp oyun oynama derdine mi düştün? Sen gidip orada Tahir'le pingirdeşirken oğlumuz burada kendini aç bıraktı. Şimdi gelip beni sakın suçlama nefes. Allah senin belanı versin. Anne acıktım ben. Annem, bir tanem ne istiyorsun, ne yapayım sana? Koymak. Sen kuymak mı istiyorsun? Yaparım bir tane. Sen ne yapma? Tahir abim yapsın. Haydi, haydi. Sen yeter ki iste koçu. Haydi, haydi. Buyur, haydi. Buyur, haydi. Buyur, haydi. Nefes, Yiğit'in gözlerini kapa. Benim önce alacak bir hesabım var. Yap kaçanı indirin başta. Yiğitsiz geçen her gün için. Nasıl izin veririm? Ben bir şey görmedim ki. Eğer bir daha böyle bir oyun oynarsan seni çelik çomak yapar döndürürüm. Askeri, duyuyor musun? Şuradan bir gidelim, hasret gidereceğiz, tamam mı? Ben emanetlerimi aldım. Her şey için eyvallah. Nereye eyvallah lan? Hayır bak mahkemede dedi. Başlarım şimdi mahkemesine. O mahkeme benim peşime düşeceğine. Bu çocuğun aç kalma sebebinin peşine düştün. Nefes. Sonra alırsın incini. Tahir sen bizi nasıl buldun? Takip ettim Nefes. Bin de bin. Ya Tahir Vedat hani koz vermeyecektik? Nefes. Hasretinden geberdim. Eğer biraz daha burnumun dibinde durursan koz vermek neymiş görürsün. Thank you.
Tahir. Ya biz nereye gidiyoruz söylemeyecek misin? Yiğit, iyi misin koçum? Hadi bitir o meyve suyunu, biraz gözün açılsın abim, haydi. Gel anneciğim, gel. Gel bir tane. Efendim yenge? Alo. Tahir, aldınız mı Yiğit'i? Aldık yenge, aldık. İyi paşam. Tamam. Nefes'e selam söyle, Yiğit'i de öp benim yerime. Ay yenge, bir de Osman Hoca'yı sen ayarlarsın değil mi? Şimdi kıymetli kızını kaçırdım diye tüfekle peşime düşmesin. Deli uşak. Ayarlarım tabii. Haydi şimdi kapatayım, Mercan'ı doktora getirdik, ararım sonra. Tahir'le Nefes Yiğit'i almışlar, babamın yayla evine çıkarmışlar. Oh, çok şükür. Biraz kafa dinlerler artık. Aa, Mercan, ne yaptınız? Sohbet ettiniz mi? Gel haydi, gel. Ne kadar da cool bir çocuk değil mi? Ne sordu doktor? Biz buraya niye geldik? Ya sen Asiye ablayı kaçırdım derken ne demek istedin? Bak Tahir, bizim burada baş başa kaldığımız öğrenilirse... Nefes, rivrivini hiç özlememişim ha. Üstün kirlenmiş, arkada valiz var. Al değiştirirsin. Valiz mi? Ya hani burada az kalacaktık. Ya Tahir, ne oluyor? Yiğidim, şu anana rivriv yok der misin? Sen şimdi bir 10 dakika dinlen, ben sana kuymak yapayım, tamam mı aslanım? Tamam. Tahir abi. Söyle aslanım. Burada hiç kimse bizi bulamaz değil mi? Bulamayacak oğlum. Kimse bulamayacak bizi. Giysi mi? Evet, bir tane. Bunlar babamın aldı. Değiştirebilir miyim? Tabii ki de değiştiririz bir tane. Thank you.
Nefes, sakın gülme. Bak senin yüzünden yandı bu. Ben bir şey yapmadım ki. Kızım, öyle birden çıkılır mı? Vicdansız mısın? Ben sadece sen almışsın diye. Tamam Nefes, tamam haydi sofrayı kur. Oo, bir işe yara ya. Tahir, biz buraya niye geldik onu söylemeyecek misin? Sonra Nefes, sonra haydi çık mutfaktan. Benim yüzümden saatleri sayıyor çocuk. Ya ne alakası var Tahir? Sizi uçurumdan atmasaydım. Nefes al ve atla. Ben uçurumdan atladığımıza pişman değilim. İyi misin? Hiç değilim. Az bir şüphen bile yok mu? Biz bu zamanı şüpheyle gelmedik ki. Umut'la, inatla ve güvenle geldik. Sen şimdi yine atlayalım desen, bir dakika düşünmem. Ama Yiğit. Yiğit senin yüzünden Vedat'a gitmedi. Benim babam olacak o müsvet de Vedat'ın suçlarını üstlendiği için gitti. Beni ahlaksızlıkla suçladığı için. Hem sen bizi o uçuruma atmasaydın, biz zindanımıza geri dönecektik. Şimdi umudumuz var. Ulan Nefes. Buradaki ilk gecemizi hatırlıyor musun? Parmaklarım kırıktı. Her yerim yara bere içindeydi. Ölsem unutamam o halini. Bir de şimdi bak. Nefes! 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 Nefes!
Özür dilerim, her şey için özür dilerim. Evet. Özür dilerim, daha önce gelmediğim için. Bahar gibisin. O yaralar sayende çiçek açtı. Sen bizi kurtardın. Beni de, Yiğit'i de sakın başkalarının günahlarını yüklenme, tamam mı? Yiğit'i alacağız. Tüm bu belalardan kurtulacağız. Sadece o zamana kadar biraz daha aya bakmamız gerekecek. Kızım sen var ya, her belaya değersin. Asıl sen değersin. Sen benim en büyük şansımsın. Benim gibi kadınlar, aya bakın. Yiğit gibi çocuklar, aya bakın. Umudunuzu kaybetmeyin. Aya bakın. Aya bakın ulan. Sen biraz önce coştun ya. Hani aya falan baktın. Böyle bir umutlandık ya. İşte ben o zaman diyemedim. Bu ne Tahir? Neye benziyor? Pasaport işte Nefes. Bunlar kimin Tahir? Tahir sen bunları ne zaman hallettin? Ya ne yapacaksın? Ne zamansa ne zaman işte. Biz o yüzden buraya geldik. O valizler, kıyafetler falan bu yüzden miydi? Aynen. Olmaz. Nesi olmaz Nefes? Yiğit'in bir haftada geldiği hale baksana. Ya o adam daimi velayeti alırsa? Ya biz kaçarken yakalanırsak? O zaman Yiğit'i alır. Ben o canavara vermem oğlumu. Ya çocuk kaçırmaktan hapse girersek o zaman seni de göremem. Yakalanmayacağız. Güven bana. Sana her şeyden çok güveniyorum Tahir. Ama bu sefer olmaz. Ben bu sefer kanun önünde savaşacağım onunla. Yine aynı hatayı yapmayacağım. Kızım. Yiğit yine gidecek. Yine bir hafta yemek yemeyecek.
Yine biz kafayı yiyeceğiz. Sen uzak duracaksın, ben delireceğim. Böyle bir zamanda doğru Ahmet olmanın sırası mı ya? Anam ne anlar oğlum futboldan? Hiç de bile. Bir kere acayip top sektiriyor. Kaç tane sektiriyor ki? Bir, üç, hiç. 20. Yuh, hayatta inanmam. Bence yarışma benimle. Hadi bakalım, hodri meydan. 5'ten fazla sektir, dile benden ne dilersen. Ama 5'te kalırsan, dün gece konuştuğumuz şeyi kabul edersin. Söz mü? Söz. Yiğit şahit. Bence çok kötü bir anlaşma yaptın Tahir abi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Ya pardon ya. İddiamız 20'ydi değil mi? Ben bir an fazla kaptırdım kendimi. Dedim sana Tahir abi, annem kazandı. Yuh. Kızım sen topçu mu doğdun? Yo, 75 yaşındayken oynamaya başladım. Sallama Nefes, bence sen mahalle takımının kaptanıydın. Mahallede oynamaya vaktim yoktu ki. Ben Yiğit'ten başka hiç kimseyle oyun oynamadım. Hiç mi oynamadın? Bir kere oynadım. Ay! Nefes, gelsene. Yok, benim eve gidip yemek yapmam lazım. Of Nefes, hep aynı şeyi söylüyorsun. Ne olur bir kere oynasak? Zaten oynamayı bilmiyorum ki. Öğretiriz. İkimiz takım olalım hadi. Tamam. Bu seferlik makarna yaparım ben de. Ben şimdi can alıp seni kurtarırım. Ah, al sana can. Topu tutunca bozuka gibi çak bunlara. Orada, orada, orada. Ne yapıyorsun kız sen sokakta? Şey... Arkadaşlar oyun oynayalım deyince... Eşek kadar kız oldun. Ne oyunu bu? Yürü eve. Yürü. Buyurun bey. Akşam yemeğine kalırsın değil mi? Aslında ben Nefes'i yemeğe çıkarmak için gelmiştim. Kız kısmını akşam yemeklerine çıkartmak falan pek bizim meşrepte yoktur. O zaman biz birbirimizi nasıl tanıyacağız? Değil mi Nefes? Şey... Benim yarın sınavım var. Ona çalışmam lazım. Müsaadenizle. Beyim. Kızı öyle akşam yemeğine götürmek olmaz. Bu işin usulü belli. Hani niyetiniz ciddiyse
Niyetim ciddi. Ünal. Niyetim gayet ciddi. Kalk. Neden? Yakar top oynayacağız. Yok artık Tahir. Nefes. Ben kendime bir söz verdim. Sendeki tüm kötü anıların yerine iyilerini koyacağım. Sen ne kadar izin verirsen. Tahir. Şimdi benimle yakar top oynar mısın Nefes? Evet. Oynarım. Allah, sen biraz çabuk mu kaptın acaba bu mızıkçılığı? Hop, ama senden can kaptım, ne haber? Sana emanet artık hocam. Vardan, vardan, yine vardan. Sen bilerek oyaladın beni. Tövbe, günahımı alıyorsun. Eğer kadınla çocuğa zarar gelirse sizi gebertirim. Merak etmeyin. Görünmeden yapacaksınız bu işi. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Hoş geldiniz. Keyfe bak. Selamünaleyküm abi. Aleykümselam yenge. Bakın eğlenceye. Bizim neyimiz eksik? Hoş geldin ablam. Hoş bulduk. Balım. Sülalenin gelmesi de hiç iyi olmadı. Haydi bakalım, kurun takımları. Gel Nefes. Balımı da aldım, Murat'ı da aldım. Ya niye ben kız takımındayım ya? Yürü lan, yürü. İyidir, sen erkekler takımındasın. Yangaz, sen de yengemin seni altın gününe yazdırmadığına şükret. Tamam ula tamam. Haydi geç böyle. Ben Garim'in takımında olurum. Olmaz kocacığım. Neden? Sen karşı takımda ol. Neden? Vurup yakayım. Oo, yasıyam oy. Ney Mustafa'm ney? Haydi abi. Hadi bakalım. Haydi bakalım. İptal mi? Mustafa, Mustafa! Hayır. Ama bunların gitmesini bekleyin. Ne
korkuldum ben. Ben de. Neydi oğlum? Bizim evde olsaydı bisiklete binerdik. Ben de hep annemle binerdim. Ama sokağa çıkmazdık. Sadece bahçede. Yasaktı. Bekleyin ha burada. Belki bisiklet yok ama daha iyisi var. Tahir abi bu ne? Bilyalı. Hadi bakalım yeter de bahçede oturduğumuz. Bizi anca sokak paklar. Kim geliyor benimle? Ben. Bir de Osman dedi. Yok ben bilmem böyle bir şey. Geyik Hanım. Delisin sen. Boş yere mi delirdik? Haydi. Dur, ne ediyorsun? Hocam sıra sende. Tövbe estağfurullah, tövbe. Acıkan var mı? Sandviç yapayım mı? Ben! Oo, büyük marifet. Tahir sana yapmam. Vallahi çocukların yiyişini seyredersin. Tamam da, tamam şaka ben yaptım. Ben peynirli domatesli istiyorum. Ben de fındık ezmeli istiyorum. Ben de Yetinkinin aynından istiyorum. Tamam, hemen geliyor. Geçmesi lazım. Geliyorum ben, bekle. Nefes, nefes. Ben geldim. Ben geldim güzelim. Ben geldim. Evet.
Niye böyle şeyler benim oluyor? Ben hiçbir zaman mutlu olamayacak mıyım? Bizim buralarda böyle kansız olmaz. Kimdi lan bunlar? Kimdi? Hayır. Biz ikimiz burada böyle. Yoksa Vedat... Bekle burada. Fotoğraflarımızı çekmiş. Makinesi vardı. Kaçtılar. Fotoğrafları mahkemede kullanacak. Bizim... şey olduğumuzu söyleyecek. Yiğit'i kesin alacak. Başka çaremiz kalmadı. Çocuğumu kesin alacak. Alacak. Yiğit benden kesin alacak. Ben ne yapacağım? Nefes. Nefes bana bak. Bana bak Nefes. Sana dedim. Yiğit'i de seni de o şerefsize vermiyorum dedim. Kaçıyoruz. Ve sen itiraz etmiyorsun. Kaçmıyoruz. Nefes. Vedat elindeki o fotoğrafla Yiğit'i senden alır. Sen bunu anlamıyor musun? Ben seni ailenden toprağından ayırmayacağım. Sen bunu anlamıyor musun? Seni kendimle beraber yakmayacağım. İyi. Ben kendimle beraber seni yakarım o zaman. Evleniyoruz. Ne? Sen saçmalıyorsun, olmaz. Büyük ihtimalle. Ama evleniyoruz. Hayır. Sorduk mu? Evleniyoruz dedim, bitti. Yiğit için evleniyoruz. Olmaz. Nefes. Bak, eğer evlenirsek canını çok yakarlar, biliyorum. Ama o şerefsiz Yiğit'i senden aldığı an sen ayrı yerde yanacaksın. Ben ayrı yerde yanacağım, Yiğit ayrı yerde yanacak. Madem her şekilde yanacağız, gel beraber yanalım be kızım. Olmaz. Ben sana bunu yapamam. Ben senin kadının olamam. Ben seninle... Sakın.
Sakın o cümleni bitirme. Neyi bitirmeyeyim ya? Neyi bitirmeyeyim? Bu kadın 8 yıl boyunca tecavüze uğradı, tecavüze. Sana ne verebilir bu kadın? Ulan ben sana nikahıma gel dedim. Evime gel dedim, yatağıma gel demedim ki. Şimdi böyle söylüyorsun. Baba olmak isteyeceksin, çocuğun olsun isteyeceksin. Ben zaten çocuğumu kazanmak için veriyorum bu savaşa. Nefes. Yiğit'i o şerefsize vermiyorum. Şimdi evleniyor muyuz, kaçıyor muyuz? Ne konuştuğumuzu hatırlıyor musun Yiğit'im? Evet. Yemek yiyeceğim. Çünkü? Tahir abim beni burada bırakmayacak. Çünkü Tahir abim beni verene kurban olur. Of! Kurtsun sen, kurt! Anneciğim. Seni çok seviyorum bir tanem. Ben de seni. Ablacığım hoş geldin. Hadi gel biz içeri geçelim. 5 gün çabucak geçecek. Çabucak geçecek bir tanem. Hadi gel. Eğer bir daha oğlumu getirmekte gecikirsen... Ben de kanuni hakkımı sonuna kadar kullandım. Senin gibi. Bunlar son mutlu günleriniz. Oğlumun daimi velayetini alır almaz İstanbul'a gideceğim. Sen de tıpış tıpış peşimden geleceksin. Bana döneceksin. Ait olduğun yere. İkisi de değil. Biz Yiğit'le gidiyoruz ve sen kalıyorsun. Öyle bir seçenek yok. Eğer peşinden gelmemi istemiyorsan evlenirsin. Tahir, sen Vedat'ın artığıyla evlenmeyi kaldıracak bir adam değilsin. Sen Vedat'ın hiçbir şeyi değilsin. Bak, gördün mü? Kaldırırım demedin. Umurumda değil demedin. Bak, gördün mü? Kaldıramıyorsun işte. Ama bunu söyleyecekler. O zaman ne yapacaksın? Ne diyeceksin insanlara? Tahir Vedat'ın artıyla evlendi diyecekler. Başkası desin. Ya dayanırım ya gebertirim. Ama sen dersen dayanamam, geberirim nefes. Deme şunu, deme, deme. Gerçek bu. Şimdi sen söyle. Vedat'ın artığıyla evlenecek misin? Nefes sana ait değil. Hiçbir zamanda olmadı.
pişman olacaksın. Nefes, sus da gidip evlenelim.